Ederim yani bu şuna çok cevap verdik. Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenmesiyle ilgili, zehirlenip zehirlenmediğine ilgili suallere cevap verdik. Fatih Sultan Mehmet eceliyle vefat etti. Hastaydı, rahatsızdı, ciddi rahatsızlıkları vardı. Son seferinde Memlükler, muhtemelen diyorum bunu, kesin değildi. Memlükler Osmanlı askerlerinin, Türk askerlerinin başlarıyla çevgan oyunu oynadılar. Ve Fatih'in bu asla affetmeyeceği bir husustur. Yani atlı polo top oynamak gibi bir şey. Böyle Türk askerlerinin Fatih'in asla affetmeyeceği bir husustur. Fatih bunun için hasta hasta sefere çıktı. Seferi muhtemelen Memlükler üzerineydi. Ve Gebze yakınlarında, Gebze'de vefat etti. Fatih'in zehirlendiğine dair 1953 yılına kadar hiçbir şey yazılmadı, çizilmedi. İlk defa 1953'te Franz Babinger Fatih kitabında bu iddiayı ortaya attı. Bunu Fatih gibi birinin zehirlenmesi meselesi insanları ciddi şeye sevk etti ve oradan alarak bunu kullandılar. Yazarlar kullanıyor. Ancak inandırıcı hiçbir yönü yok bunun. Hiçbir yönü yok. Fatih bunlar da benim söylediğimde illa %100 değildir. Yani bana göre %99. Sosyal meselelerde, hele bu gibi meselelerde, hocam nereden biliyorsunuz? Yanında mıydınız? Belgeleri, kaynakları, onların iddia ettiği şeyleri çürütmek suretiyle, burada sadece zehirlenip zehirlenmediğini soruyor, açık konuşuyorum. Ama iddialar ortaya atılsa o iddiaları çürütürüm. O iddiaların üzerinde tartışırım. Hani birisi şunun diye kimin ortaya attığını söylüyorum. Dolayısıyla iddialar üzerinde çok konuşurum. Fatih hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Sosyal meselelerde %100 denmez. Ben buna %99 diyorum. Hocam bir araya gitmemiz gerekiyormuş galiba, rejiden uyardılar. Bununla bağlantılı bir sorum da olacaktı. İsterseniz aradan sonra onu Peki, sorayım. peki. Değerli izleyiciler, bir çay molası, tekrar birlikte olacağız.